<laughs> arkadaşlar ya yine evde kendi kendimi gülerken yakaladım ama elimde değil vallahi elimde değil. Şimdi şeyi duydum Nusret bir yemek sipariş sitesine girmiş onu duydum hemen merakımı cezbetti. Girdim menüye baktım bir şöyle bir bakayım dedim menü uçuyor uçuyor menü. Öyle bir menü yani. Fakat minimum paket tutarı 20 TL. Onu görünce tabii bana bir gülme geldi yani. Herhalde 20 TL'lik ne bileyim 15 TL'lik şey söyleyecek değiliz. Zaten yok. Yani öyle bir menü de öyle bir öyle bir fiyat yok. Anlatabiliyor muyum? Çoban salata var. 44 lira. Yazıyor domates salatalık biber diye. O, o, o olabilir. <laughs> e, şimdi tabii hemen şunu söyleyeyim ama Nusret'i ben çok takdir ediyorum. Çünkü sıfırdan gelmiş, çok çalışkan, işinde çok başarılı, e, ihtiyaç sahiplerine yardım eden ve hatta sense of humor sahibi bir insan kendisi. Bunu bırakalım. Hatta Robin Hood gibi. Zenginden alıp fakire veriyor. Yani o derece. Gerçekten samimiyim. Ama benim derdim alıcılarla. Yani alıcılarla. Ben alanlara e, takım. Şimdi mesela menüyü biraz inceleyeyim dedim. Şey var mesela menüde. O çok... E, o harika o. Kuzu kafes. 450 TL. Kuzu kafes. Çok güzel. Adıyla çok uyumlu. Kuzu kafes. O harika. Kuzu kim, kafes kim bilemiyorum yani. Şimdi tabii... Yani yemek sipariş sitesinde olunca bu tabii bu şey gibi de oluyor. Çünkü orada yani her rakamdan özellikle çok uygun fiyatlardan biliyorsunuz çeşit çeşit yemek siparişi verebiliyorsunuz. Bu biraz şey gibi olmuş yani salı pazarında mesela 20 liraya 30 liraya tişört var. Yanında sen 1000 liraya fanila satıyorsun. Bakıyorlar falan sana böyle. Ne yapıyorsun arkadaşım falan. Hani burası salı pazarı hani alıcı belli falan. Konuşma. Bu fanila 1000 lira falan gibi bir durum olmuşu. Değişik olmuş. Neyse onu bırakalım. Ben asıl şu şeye çok e, takığım yani. Altınlı et. Altınlı et bu benim favorim. Böyle altın döküyorlar üzerine biliyorsunuz. Et yemek yetmiyor altın döküyorlar. Eskiden de yani, dışına altın yapardı insanlar. Statü göstergesi olarak. O şimdi altınlı ete dönüştü. Şimdi serbest piyasa sen diyebilirsin ki benim böyle bir ürünüm var. Fiyatı da şu bunda hiçbir hata yok. Ben ürünüme güveniyorum dersin yani. Bunu alanlarla benim derdim. Çünkü adam a, altınlı et mi yiyelim diyor. Peki sen altınlı et yiyerek ne yapıyorsun arkadaşım? Sen şunu yapıyorsun. Para verip para yiyorsun. Para yemek için para veriyorsun. Arkadaşım sen iyi misin ya? ya? İyi misin sen? Ne yapıyorsun? Seni kim inandırdı böyle bir şeye yani? Ya bir de tabii o altın et yedikten sonra bir çıkıyor ki restorandan artık çok değerli. Çok değerli o yani. Çok düş altın et yedi, yiyebildi yani. O altın yiyen, altın yiyebilecek, altınlarla beslenen, altın yiyip altın çıkartan bir insan ya. Onunla biz bir miyiz bu insanlarla? Cık, gözünüzü seveyim. Sabah mesela o adamın gururunu düşünün ya. Lavabodan çıkıyor altın çıkartmış dışarı. Öyle ya adam adam altın şey yapıyor yani. Öyle bir insan, insan üstü. Hani hanımı hanımı bir ters bir şey söyleyecek oluyor. Bir dakika, bir dakika. Sen az önce ben ne yaptım biliyor musun? Adamdaki tavır bu. Ben altın, altın sıçtım ya. Sen kimsin hanım? Yani lütfen kimle konuştuğunu bilin. Tavır bu. Bu olmalı zaten. Ben altınla et yediysen böyle davranılmalı yani bana. Yani bu doymazlık. Ee, bu yani bu bir de çok yani ben buna artık laf bulamıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, fakat şunu söyleyebilirim. Şu dönemde şu dönemde gerçekten ee, hani artık yani 450-500 liraya sen eğer et sipariş ediyorsan plastik kapta geliyor herhalde altın kapta gelecek hali yok. Tuzu da kurye serpiyor herhalde. Yapma. Tut kendini yani. Tut. Ee, çok ihtiyaç sahipleri var ya. 100-150 liraya sen bir aileye bir aylık erzak yardımı yapabilirsin. Ya da iki haftalık. Yani ne aldığına göre değişir de. Yapma ya. Yapma. Ha ben yiyorum yine de yardım ediyorum diyorsan yeme daha da yardım et. Yeme, yeme, yeme ya.